Merhaba. Neden bu kadar mutsuzsun? Sence? Bilmem. Sağlam bir şey mi çektirmeye gittin? Bana mı dedin? Evet. Vallahi abine sor. Sağlam dişimi çektirmeye gidiyor. Sağlam dişi. 20'lik dişini çektirmeye gidiyor arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi moralleri çok bozuk. Dişçiye giden kimin morali yüksek olur ki? Abinin olabilir. Hayır ya, dişçiye kimsenin morali yüksek olmaz bence. Diş sonucu da. Dişçiyle bir sıkıntım yok. Diş çektirmeyle bir sıkıntım var. Bir şey olmaz be. İnternette izledim, çok kötü. Ya senin sorunun ne? Niye izliyorsun ki? Karşıma yani bence de yani. Niye karşıma çıktı ya. 20'lik hep kendi kendine ediyor. Ve kendi kendine psikolojisini bozdu. Evet. Şimdi dişçiye gidiyoruz, ne yapacağız bilmiyorum. Biz acaba bir şey yapmayacağız. Abim girecek, uyuşturacaklar, çıkacak. İmkanı. Yok yok arkadaşlar, yani herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. İmkanı varsa çektirmeme gibi bir durumun, bir sıkıntı çıkmayacağını bir gün çektirmem. Ama yok öyle bir şey. Dişi çektirmezsen ağrıyacak sürekli. İşte o var. Ve her gün sen pipetle çorba içmeye devam edeceksin. Kaç gün içecek acaba pipetle çorba söyle? Bilmiyorum. Sence? Bilmiyorum. Dikiş atarsalar 3 gün. Dikiş atarsalar 3 gün. Hadi ya. Ya bir şey soracağım. Sen mamayla daha görülmeden ne karar verdin ona buna hemen? Ne yapacağını? İnternetten izledim ve görüldüm. Tamam, izlediklerinde seninki ne aynı olur belki, olmayacak. Göründüm, çekecekler işte. Ya of, bir şey olmayacak. Allah Allah. Hiçbir diş çektirmedin hayatında. Bence de. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben çok çektirdim. Sıkıntı evet olmuyor. İşte babama sor bak, sıkıntı olmuyormuş. Yani ben 20'lik dişime geçen gün çektirdim mesela, hiçbir sıkıntı olmaz. Sen ne zaman dişçiye gittin ya? Bir hafta 10 gün oldu. Ya sen niye hiçbirimize hiçbir şey söylemeden yapıyorsun? Yine ağrıyordu. Çok sıkıntı yaşıyordum. Ben de gittim. Baktım, çekilmesi gerekli. Azıcık babam gibi ol. İstemediği şeyi atıyor vücudundan direkt hata. Bence de yani. Bu kadar çaresiz ve mutsuz bakma. Senet'te çekimini izledim. Böyle kanırtıyorlar böyle. Tamam sen sakinleş. Aa. İn artık. Senin yüzünden korkuyor. Farkındasın değil niye mi? Niye benim yüzümden ya? Senin yüzünden korkuyor. İyi de hep senin suçun. Benim. Kendisi gitmiş arasını. İyi misin? Hiç iyi bakmıyor. Dişçi çıkışında görüşürüz. Bay bay. Görüşeceğiz seninle. İnşallah. Bu kadar korkma. Gerginim. Gelişme haber şey alanındayız. Olay alanı. Nasılsın oğlum? Surat şişmiş. Diş perisi yaptım. Vıcı vıcı vıcı. Diş perisine mi vereceksin? Çikolata mı istiyorsun, para mı? Para. Ne istiyorsun? Bu arada sen oluyorsun. Yastığının altına koyacak, sen de para verecek misin? Ya o karışma. Ağzımda bunlar mı? Ney? Ağzımda bunlar mı? Ne var ne? Ağzımda şey varmış, pamuk varmış, tıkmışlar. Hadi. Geçmiş olsun babam. Değil mi? Yok, arabayı vermeyeceğim ona. Konuşamıyor, yazık. Ay artık dalga geçebilirim. Siniri stresi kalmadığına göre o kadar uyuşturucu. Korktuğun kadar mıymış? Uyuşturduktan sonra. Hiç hissetmem. Ana. Hissetmemiş. Bir şey soracağım, bu ne? Yapılması gerekenler listesini ver. Ben senin tercümanın mıyım? Git şuraya. Bir de diş taşıyıcısıyım. Diş perisi ben oluyorum. Diş perisi sensin bu arada. Para vermem ki. İyi. Ne yapıyorsun, hayırdır? Garibim. Sincanlı oturuşum. Geçmiş olsun. Haftaya evine. Ne? Haftaya evine. Haftaya da diğer yukarıdaki haftaya çekti. Haftaya diğerini. Ooo sıkıntı. Yürek yedi çünkü, yetmedi bu. Ama kolay geçti değil mi? Şeydi, senin tahmin ettiğin gibi, korktuğun gibi değil. Hadi kalkın, eve gidelim. Bence eve gidelim. Hadi. Arkadaşlar evde devam edeceğiz. Geçebilir miyim artık? Hayır. Evet. Masa başı toplantısı. Hoş geldiniz. Nurettin ufak bir operasyon geçirdi. 20'lik dişini aldırdı. Daha önceden de açıkladıkları gibi. Videonun ortasında niye konuşuyorsun? Başta neredeysin diyenlere. Ben dişten biraz etkileniyorum. O yüzden ben gitmedim. Evet, Nurettin şu an gözleri gitti. Bile böyle çok kötü bakıyor dişlere. 20'lik diş. Sıkıntılı bir diş. Herkes için.
Hayır, çek şeyini demiyorum. Herkes için sıkıntılı bir diş. 20'lik diş. Çünkü param da yok ya aslında. Sapa sağlam. Sokunla sen mi? Sapa sağlam bir 20'lik dişini aldırdın Nurettin çünkü. İkincisini de aldırtıracak. O doktor demiş ikincisini de alalım haftaya. Ne dedi ama oğlum? Tam olarak ne dedi oğlum? Nurettin konuşamıyor ama. Üstteki ne olacak mı oğlum? Ne? Ağzın içinde şu an şey var. Var mı bir sıkıntın üsttekiyle ilgili? Hı hı. Hı hı. Sunuyorum. Ben buna ısırdığımın sebebi oymuş. Yanağını ısırdığının sebebi, ben tercümesini yapayım arkadaşlar. Yanağını ısırmasının sebebi bu 20'lik dişmiş. Şimdi bir tanesini aldılar. Doktor demiş diğer taraftan da ısırırsın. Onun için demiş. Salladın ama şu an. Isırıyor mu diyor? Evet. Isırıyorum. Dedim ısırıyorum demiş bak ısırıyorum demiş. Doktor da demiş ki öbürünü alalım. Benim bildiğim üstler daha kolaymış çekimi. Tamam bir de video izleyenlere sor istiyorsan. Bütün yol kurumundan gitmiş video izledim diye. Bütün ameliyatla videoları izlemiş o olur. Ondan sonra tırsmış. Her şeyi araştırdım. Ne? Ne? Her şeyi araştırmış ben anlarım yavrumun dilinden. Yok biz anlamayız yavrumuzun dilinden. Konuşuyorum diye anlamadım. Allah Allah ya. Şuna bak. Ya. Nurettin kaldı iki dişin. İki. Üçüncüyü çektirmeyiz. Üçüncü çünkü eksiği tamamladı. Yine üç. Hayır. Belki de onda sıkıntı kalmayacak bundan sonra. Yani. Nasıl varmış? Ha bir de önceki dolgu yaptığı diş değil mi? Dolgu yaptığı dişi tekrar kanal tedavisi uygulanacak. Olmazsa. Eğer kurtaramazsalar alınması gerekiyormuş. Şimdi buradan o zaman dişçiye sesleniyoruz. Lütfen ikinci dolguyu doğru düzgün yapalım. Çünkü kaç oldu aynı dişten sıkıntı yaşadığı diş sapa sağlam. Diş kaybı demek olmaz yani. Doktorumuzun iyi çalışması lazım. Şöyle bence bir sıkıntı var. Senin yüzünden orada hapşıramadım. Çünkü orada çok fazla kişi vardı. Bu akşam hakikaten çok kalabalıktı. Herkesin diş sıkıntısı var. Hatta Nurettin yarım saat geç girdi. Doktorun yanına. Randevumuz saat 7'deydi. 7.30'da falan girdi değil mi o? İnsanların nedir bu dişlerden çektiği? Arkadaşlar dişlerinize iyi bakın. Sonradan pişman olursunuz. Mutlaka her gün 2 defa, 3 defa fırsat bulunca. Dişlerine her yemekten iyi sonra, mı? Her yemekten sonra fırçalayın. Efendim? Dişlerine iyi baktın mı? Evet. Dişlerine iyi bakmadı. Dişlerine iyi bakmadığı için çok sıkıntı yaşadı ama arkadaşlar da aynı sıkıntıyı yaşamasın diye uyarıyor. Bence de. Dişini bir hafta önce çektirmiş bize söylemedi. Evet 20'lik diş. 20'lik dişim vardı benim. Çektirdim ben de. Senin 20'lik dişi çıktı mı? Ben de kolay bir şekilde çektirdim. Ben istemiyorum Nurettin'in ya. Nurettin'in korktuğu gibi değildi. Nurettin de kolay çektirdi. Bunda korkacak bir şey yok. Sağlık arkadaşlar sağlık. Ah bir konuşabilse de anlatabilse. Yani. Şu an konuşamadığı için dertlerini şey anlatamıyor. 20'liğin çıkmama ihtimali diyeceğim de sende yok. De var sende de var ya. 20'liğin çıkmama ihtimali yok. Hangi? Herkes de çıkmıyormuş ama bazı insanlar şanslı oluyormuş çıkmıyormuş. Doğru şanslı olanlardan oluyor. Bir tanesini aldırttırdım hala 3'ü duruyor benim 20'liğin. Sen şanslıymışsın ki hiç çürüme yapmadan kalmış. Evet. Çok basit evet. Evet. Onu söylüyor. Nurettin. Nurettin'in korktuğu gibi bir durum olmadı. Paşa'nın dilinden. Yani sen de git diyor. Beni devre dışı bırakın lütfen. Şu an annenin bir rahatsızlığı yok. Onun evet. Onun için gitmesine de gerek yok. Diyoruz. O yüzden sürekli dişlerinden şikayet ediyor. Dişinden şikayet eden var mı? Etmeyen var mı şu hayatta? İşte. Çok nadir. Arkadaşlar onun için tekrar diyoruz. Dişlerinizi mutlaka her gün fırçalayın arkadaşlar. Evet. Nurettin bir iki gün böyle ama edebilir. İdare edin arkadaşlar. Paşa'nın dilinden o da ediyor sonuçta. Anlar yani. Yani. Paşayla anlaşırsınız. Su da içemiyor. Yok ağrı kesici mi var? Ağrı kesici. 1-2 saat hiçbir şey yiyip içmemen gerekiyor. Bak biliyor musun? Doktorun söylemiş henüz olması lazımdı. Henüz tahmin etmiyorum. Liste vermişler de. Nasıl yapmayacağım? Psikolojiktir o. Bence psikolojik. Bence de psikolojiktir. Çünkü çekilen dişin yarısı. Ya ben size hissediyorum diyorum. Hissediyorum. Hah konuşuyor. Konuşabiliyor musun? Şey istirdi doktor ona. Hissediyor musun? Ağzında şey var. Çok iyiymiş. Bir önceki giren hastayı görüp korktu. Bir saat boyunca adama baktı orada. Adama nasıl bakıyor? Nasıl döndü bize bakıyor böyle. Fotoğrafını çektim. Sonra sinirlendim dedim ben gidiyorum. Fazla 20 dakikada geç kalmış ben gidiyorum. Fırsatı istifa kaçacaktı. Yani kadın dedi ki oturun geldi sıra. o zaman hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun oğlum.